İmamoğlu'na demişler ki mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Sorusuna net yanıt vermiş. Seçim öncesinde açıklayacağım. İlginç arkadaşlar. Tam bu noktada İmamoğlu bu mal varlığı ile ilgili açıklama yapacak sorulduğunda Özgür Özel şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki Özgür Özel. Belediye başkanları 1 Nisan yani seçildikten sonra bir demiş şeyi asacaklar. Mal varlıklarını asacaklar. Ekrem İmamoğlu da demiş ki mal varlığımı seçimden önce açıklayacağım. Şimdi buradan soracağım. Özgür Özel'e de sesleniyorum. Kardeşim seçilen belediye başkanlarınız 1 Nisan günü sabahı belediyelerin girişine mal varlıklarını asacaklarmış. Buradan sesleneyim kendisine Sayın Özgür Özel'e. Sayın Özgür Özel, sizin belediye başkanlarınız niye seçildikten sonra mal varlıklarını açıklıyorlar ki? Şimdiden açıklasanız ya kardeş. Şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sayfasında, kendi Twitter sayfalarında, kendi sosyal medya sayfalarında tüm adaylarınız seçilsinler ya da seçilmesinler. Tüm adaylarınız mal varlıklarını açıklasın. Ya koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Bu isimleri onayladınız, onay verdiniz. MYK ile beraber, parti meclisinizle beraber. Bu isimlere diyemiyor musunuz kardeşim? 1 Nisan sabahı seçildikten sonra değil, seçilmeden açıklayın mal varlıklarınızı. Seçilmeden açıklayın. Bunu kendi sosyal medya hesabından duyurun. Ne demek belediye binası? Türkiye'de tüm milyonlarca insan her gün belediye binasına mı gidiyor? Belediye binasının kapısında neyin asılı olup olmadığını mı biliyor? Ben yıllardır söylerim. Belediyeler günlük olarak kendi internet sayfalarından günlük ödemelerini, günlük gelirlerini, yaptıkları ihaleleri açık hale dönüştürsünler. Günlük kasaya ne kadar para girdi, günlük ne kadar ödeme yapıldı, ne kadar borçları var. Tamam mı? İhale kime verildi? Sosyal medya hesaplarından ve belediyenin girişlerinde yapsınlar. Açık, şeffaf, denetlenebilen, hesap sorulabilen belediyeler yaratın. Sayın Özgür Özel, 1 Nisan'a falan bırakmayın bu kararı lütfen. Şimdiden hemen hayata geçirin. Yine Özgür Özel demiş ki, sevgili izleyiciler, Özgür Özel demiş ki, hemen onu da vereyim ekrana. Hatay açıklaması yapmış. Lütfü Savaş CHP'nin gösterebileceği en iyi adaydı demiş. Arkadaşlar Lütfü Savaş'ı hayatımda tanımam. Önce onu söyleyeyim. Kendisini de bilmem. Ama Lütfü Savaş'ın aday gösterilmemesiyle ilgili olarak ta başından beri yanlış bir karar olduğunu ve bunun bir iktidar operasyonu olduğunu iddia ediyorum. Israrlı bir şekilde. Lütfü Savaş diyor, Özgür Özel diyor ki Lütfü Savaş kazanıyor seçimi. Hatay'da kazanmak ve Hatay'ı AK Parti'ye teslim etmemek için yaptım. Yani adaylığını demiş. Doğru söylüyor. Ben başından beri söylüyorum, kimi izleyicilerimize belki tuhaf gelirler. Tuhaf gelebilir. Şey de çok net bir şekilde Hatay'da seçimi Lütfü Savaş dışında kazanma şansı yoktur Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hep söylüyorum. Söylemeye devam edeceğim. Yani böyle dilimde pelenk olsun sürekli olarak. Sürekli anımsatmak için. 15 ilçenin 4'ü Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 11 tanesi Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP belediyeleri. Hatay'ın çoğunluğu AK Partili sevgili izleyiciler. Belediyeler açısından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne belediye meclis üyeleri ilçe belediyelerinden geliyor. Ve depremin en büyük zarar gördüğü Antakya sevgili izleyiciler, tekrar tekrar söylüyorum. Yani şöyle düşünün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu merkez neresi? Fatih arkadaşlar. Fatih, Yarımada dediğimiz bölge eskiden Eminönü'nde bir belediyeydi. Eminönü 2009 yılında kapatıldıktan sonra 2004 ya da yanlış olabilir, tarih açısından yanlış verebilirim. Yarımada Fatih Belediyesi'nde. Yani yarın Fatih Belediyesi'nde binalar çöktüğünde bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu değildir. Şimdi daha başka ileriye daha gideceğim. Antakya'yı AK Parti yönetiyor uzun süredir. Ve deprem olduğunda Antakya AK Partili belediye başkanı olduğu halde o Antakya yerle bir olan Antakya ile ilgili hiç konuşulduğunu duydunuz mu arkadaşlar? Ben duymadım. Lütfi Savaş'ın yanlış strateji yönettiği, yanlış söylemde bulunduğu, evet bunların hepsi doğrudur. Ama depremden sorumlu olan Osmaniye'den tutun, tamam mı? Osmaniye'den tutun sevgili arkadaşlar. Bakın Osmaniye'den tutun. Nereye kadar gideceğim biliyor musunuz? Ta Kayseri'ye kadar. 12 tane il. Buna Adana da dahil olmak üzere.
Sorumlu hepsi. Duyuyor musunuz hiç? Oradaki tekrar aday gösterilenlerle ilgili tartışmayı duymuyorsunuz. Duymuyorsunuz sevgili izleyiciler. Ve Lütfi Savaş olayının da özel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Köprü tutulmasının temel nedeninin de aslında özel bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Size bir şey daha sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalsaydı Lütfi Savaş aday gösterilmeyecek miydi mesela? Gösterilecekti. Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının da bu olayı niye köpürttüğünü de öyle sormuş olayım. Tabii yine biliyorsunuz kıran kırana bir seçim yarışı. Özellikle anketler açısından hemen hatırlatmak istiyorum. Anketler var sevgili izleyiciler, yapılan anketler. Bu anketlerden bir tanesini hemen peş peşe şey yapacağım, anketlerle ilgili olarak neler var anketlerde onu da ifade edeyim. Bugüne kadar İstanbul'la ilgili konuşurken elimde bir anket olarak hiç açıklama yapmadım. Dedim ki ikisi de %40 bandındadır. Seçim kazanılacaksa da öyle çok büyük bir farkla falan kazanılmayacaktır.